bitti arkadaşlar. Güzel, gayet şık oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Sizin de diyorum hoşunuza gitmiştir. Şimdi buradan artı ve eksimizi alacağız şu uçlardan. Şu iki uca da şebeke gerilim 220 vereceğiz. Hemen ben bağlantılarını yapayım. Sonra testini yapalım arkadaşlar. Zener diyot da ölçebilirsiniz arkadaşlar. Kaç voltla geçtiğini size söyler. 6.4. Bu şekilde gayet güzel çalışan bir cihaz arkadaşlar. Ben şimdi size yapacaklar için ben malzemeleri söyleyeyim. Arkadaşlar videonun başında ben buraya 470 kilo direnç bağlamıştım. Ledler biraz sönük yandı. Daha iyi olsun olmasın istedim. 220 kilo vardı elimde, onu taktım. Biraz düzeldi. Sonra 3 tanesini paralel bağlayıp 70 kiloma düşürdüm. Çok kaliteli oldu, güzel oldu. Size bu benim bağladığım direnci 470 kilo direnci yerine 70 kilo direnç bağlayarak daha güzel yapabilirsiniz. Şimdi ben kapatıyorum burayı. Malzemelerimizi söyleyelim hemen. 2 mikrofarad 310 volt 2 tane kutupsuz kondansatörümüz. 0.68 mikrofarad kutupsuz kondansatörümüz. Biren 4007 2 tane diyotumuz. 1 mega ohm 2 tane direncimiz. Buradaki direncimiz de 1.5 watt 1 kilo ohm direncimiz arkadaşlar. Güzel, kaliteli oldu arkadaşlar. Bunu da çok güzel TV led tamir yaparsınız. Ampulleriniz patlarsa onların ledlerini tamir edersiniz.
Elektronik malzemelerin kaç voltta geçtiğini öğrenirsiniz. Şehir şebeke gerilimini şöyle kablo bağlıyorsunuz. 220 kablosunu fişe takıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz faz nötrü. Çıkışını da buradan alıyorsunuz. Birisini 1,5 watt direncini oradan alıyorsunuz. Birisini de buradan alıyorsunuz. Bunlara isterseniz prop da bağlayabilirsiniz. Prop bağlarsanız ekranı göremezsiniz arkadaşlar. Hani direkt led tamiri yaparsınız. DC kademesinde elinizde prop yoksa birini kom ucuna, birini artı ucuna bağladığınız zaman, probu da üstüne bağladığınız zaman hem ekrandan da gözükür. Buna güzel led tamirleri yaparsınız. Ben daha önceden almıştım. Bu 8-9 sene önce aldığım Yüksin marka bir tane ledmatik. Bunun şu an fiyatı 400 lira falan. Hani internetten siz de bakabilirsiniz. Buradaki malzemelerin fiyatı 50 TL'lik bir fiyat var. Yani daha iyi yapayım derseniz böyle delikli pertinatsa vesaire en fazla size 100 TL'ye mal olur arkadaşlar. Sizden ricam bu biraz şeydir. 222 şebeke gerilimi olduğunu yüksek gerilimde çarpılma riskiniz yüksek. Bunu kutuya koyup yapın arkadaşlar. Ben bunu arkadaşıma yaptım. Şöyle ekranda yakınlaştırayım yapmak isteyen arkadaşlar için. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Herkese görüşmek üzere.